Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün İş Dünyası'nda Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde sanayicilerimize yansımasını ve önümüzdeki sürece dair sanayi üretimindeki beklenti ve ihracat performanslarını bugün öncelikle Polisan Kanzai Boya Genel Müdürü Mehmet Hacı Kamiloğlu'ndan ardından da Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kilici'den dinleyeceğiz. Öncelikle Sayın Hacı Kamiloğlu hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde mevcut faiz seviyelerinin sanayici üzerinde gerek yatırım gerek krediler anlamında etkisini yorumlayarak başlayalım dilerseniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Tabii 18 Mart bugün öncelikle Çanakkale Zaferi sebebiyle Türk milletini kutlamak istiyorum. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize de rahmet ve saygıyla anmak istiyorum. Çok önemli bir gün, haklısınız. Çünkü sanayicinin ve iş adamlarının en önemli ihtiyacı istikrar, makroekonomik istikrar bizim için çok önemli. Malum bu döviz kurlarındaki dalgalanmalar, faiz oranlarının yükselişi, inşaat maliyetlerindeki belirsizlik, dolayısıyla tüketici harcamalarında bir bekle gör moduna sebep oluyor. Bu da bizi tabii son derece rahatsız ediyor. Ama Merkez Bankası son dönemde attığı adımlarla bence istikrar yönünde çok önemli kararlar aldı. Faizin aşırı yükselmesine engel olacak. Dövizdeki dalgalanmaları bir miktar azaltacak kararlar aldı. Bunlar bizim için çok sevindirici haberler. Tabii ki dünyada ne olup bittiği de çok önemli. Merkez Bankası tek başına bu kararları alması yetmiyor. Dünyadaki rüzgarın da bize biraz yardımcı olması gerekiyor. Şunu hissediyoruz. Dün FED Başkanı son derece güvercin açıklamalar yaptı tabiri caizse. Dolayısıyla dış dünyanın da yabancı yatırımcının da ben gelişmekte olan ülkelere ve Türkiye'ye hala ilgi duyduğunu hissediyorum, gözlemliyorum. Merakla bizi takip ediyorlar. Eğer burada istikrarın sağlandığı yönünde bir imaj oluşturabilirsek ben yabancı yatırımcının da Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Tabii Amerika'daki bu 10 yıllık faiz artışları çok enteresan bir gelişme oldu. Çok hızlı bir artış oldu o tarafta. Biraz durgunluk var gibi ama yılın ikinci yarısında özellikle politika faizinin de aşağıya inmesiyle ben bu durgunluğu atacağımızı ve iyi bir yıl geçireceğimizi öngörüyorum. Peki Mehmet Bey, şunu da sorayım. Polisan Kanzai olarak siz bu yıl ne kadarlık iç pazarda ciro ve yurt dışında ihracat geliri hedeflediniz ve yılın iki ayının tamamlamanın ardından yılın geneline dair de hedeflerinizi dinleyerek ilerleyelim. Şimdi tabii 2018'in ikinci yarısından sonra Türkiye'de bir ekonomik durgunluk ve daralma gözlemlendi. Boya tüketimine de yansıdı bu. 2020'nin başına kadar da devam etti. Pandeminin başladığı döneme kadar da devam etti. Ancak yılın ikinci yarısından itibaren, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren bütün dünya küçülürken Türkiye'de %1.8 gibi bir büyüme olması bizim umutlarımızı yeşertti. Biraz ertelenmiş talep oluşmuştu bu son iki yılda. Onun da etkisi, biraz pandeminin de etkisi, insanların evde kalması, evde kaldıkları zaman bir boyama ihtiyacının gündemlerine gelmesi bizi 2020 yılında çok olumlu etkiledi. Ve hiç beklemediğimiz bir talep artışıyla karşılaştık. Yani pandemide bu işler küçülür mü acaba derken bir anda tam tersine bir büyüme, artan bir taleple karşılaştık. Bu devam ediyor. Tabii kış ayları boya tüketimi için çok doğru aylar değil. Biz genelde baharda ve sonbaharda satışlarımızda biraz canlanma hissederiz. Ama 2020 yılının 2020'den de 2019'dan da çok iyi olacağını düşünüyoruz. Biz aşağı yukarı 1 milyar TL bir ciro ile kapattık 2020'yi. 2021 yılında da çift basamaklı bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Reel bir büyüme olacağını öngörüyoruz. Bunun da artırarak devam edeceğini öngörüyoruz.
İhracatı da tabiri caizse ikiye katlamak istiyoruz ama arkadaşlarım inanın yine yurt dışına gidebiliyorlar. Hala seyahat yasakları, işte vize engelleri vesaire yeni ihracat kanalları oluşturmakta bize epey bir fren yaptırıyor. İnşallah hani bu seyahat yasakları vesaire geride kalırsa 2021 yılında da ihracatı ikiye katlamak istiyoruz. Peki Mehmet Bey, 2020'deki 1 milyar liralık cironun yüzde kaçı iç pazardan, yüzde kaçı ihracat kaleminden geldi ve bu yıl çift haneli bir reel büyüme öngördüğünüzü söylediniz. Peki ciro hedefiniz nedir bu yıla dair? Bu yıl yani 1 milyar 250 milyon TL'nin üzerinde olacağımızı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Eğer şartlar uygun gider ise 2020 yılında bizim ağırlıklı büyümemiz yurt içi pazarından meydana geldi. İhracatta bayağı bir dış talepte durgunluk ve açıkçası pandeminin getirdiği engeller vardı. %5 gibiydi bizim satışlarımız içindeki payı. Bunu arttırmak istiyoruz. %10'a çıkarmak istiyoruz. Ağırlıklı ihracatta hangi pazarlar daha çok boya sektöründe ön plana çıkıyor Mehmet Bey? 43 tane ülkeye yapıyoruz ama ağırlıklı ihracat tabii ki önce sınır komşularımız. Yani Irak başta olmak üzere Azerbaycan olsun, Gürcistan olsun, sınır komşularımız, Bulgaristan ihracat yaptığımız yerler. Bir de Türkiye Cumhuriyetlerden çok artarak gelen bir talep söz konusu. Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerden çok büyük bir talep geliyor. Avrupa'da da bizim arayışlarımız var. Fransa'da yapılandık, Fransa'da ikinci dükkanımızı da açtık. Bunlar iyi haberler. Daha uzak coğrafyalar yani Amerika vesaire boya ihracatı için çok uygun değil. Ama bu yakın coğrafyada yani bir tarafta İngiltere, bir tarafta da işte Türkmenistan'ın olduğu coğrafyada, Kuzey Afrika'da satışlarımızı artırmak için yoğun çaba harcıyoruz. Peki Mehmet Bey, bu sanayide özellikle pandemi döneminde sanayicilerin en fazla karşılaştığı problemlerin başında İlk etapta ara mamul ve ham madde sıkıntısı olmuştu. Onu emtia fiyatlarındaki artış tetikledi. Dolayısıyla kimya sektöründe boya sanayine baktığımızda da yurt dışı ithal girdisi ara mamul ve ham maddede çok yüksek, %70'in üzerinde. Dolayısıyla bu süreci siz nasıl geçirdiniz? Sizin bilançolara nasıl yansıdı? Son 2-3 aydır hissediyorduk bunu. Lojistik problemler olsun, pandemi nedeniyle duran üretimlerin arzda yarattığı azalmalar olsun. Bunu hissediyorduk ama bir de mücbir sebepler devreye girdi. Örneğin Teksas'ta hava -20 derecelere kadar düştü. Büyük kar fırtınaları oldu. Dolayısıyla dünyadaki çok önemli üreticiler, Amerika'da ve Batı Avrupa'daki önemli üreticiler force majeure ilan ettiler. Bu tabii ki çok büyük bir belirsizlik yarattı. Şu ana kadar biz bunu çok iyi yönettik ama önümüzde hala çok dikkatli yönetmemiz gereken birkaç ay var. Nisan, Mayıs, Haziran aylarının da ben zorlu geçeceğini düşünüyorum. Çünkü pandemi sonrası ertelenmiş talebin ortaya çıkması ve kesilen üretimlerin arz tarafındaki olumsuz baskısı arz talep dengesini çok bozdu. Hani tedarik zinciri kırıldı diyor arkadaşlarımız ama ben tedarik zinciri tuz buz oldu diyorum. Şu anda ham madde tedariğiyle yatıyoruz, ham madde tedariğiyle kalkıyoruz. Dediğim gibi biz çok büyük dünyadaki en büyük kimya yarımamül ve ham madde üreten bir firmayla da ortağız. Onların da desteğiyle şu ana kadar gayet iyi yönettik bu süreci. İnşallah Nisan, Mayıs, Haziran aylarını da hasarsız atlatırsak ben yılın ikinci yarısında bu sorunun yavaş yavaş ortadan kalkacağını ümit ediyorum. Peki Mehmet Bey, yüzde kaç kapasiteli üretim faaliyet gerçekleştiriyorsunuz mevcutta ve bu yıl genelinde ek yatırımlarınız olacak mı? Gerek belki kapasiteyi artırma yönünde, gerekse farklı bir satın alma, birleşme. Biz çok yeni tamamladık büyük bir yatırımı. Gebze'de çok büyük bir fabrika yatırımı yaptık. Ve vardiyada bütün üretimimizi gerçekleştirecek bir kapasiteye kavuştuk.
Dolayısıyla üretim kapasitesini artırmak yönünde değil ama Ar-Ge yetkinliğimizi artırmak için de 30 milyon TL bir yatırımı çok yeni tamamladık. 65 kişilik bir Ar-Ge ordumuz var bizim. Gene Gebze'de çok gurur duyduğumuz bir tesis oldu. Laboratuvarlarıyla, ekipmanıyla ve iş gücüyle, kalifiye insan gücüyle. Dolayısıyla bu yıl için ilk hedefimiz şu ham madde teminindeki engelleri aşıp hasarsız, kazasız, belasız bu yılı tamamlamak olacak. Şimdi Ar-Ge'de 60-65 kişilik bir yeni merkez, 30 milyon liralık bir merkez kurduğunuzu söylediniz. Hayırlı olsun. Aslında sanayideki dönüşümün adımlarını, tohumlarını ektiniz. Peki buradan ne hedefliyorsunuz? Çok kısaca alabilir miyim? Süremizi de tamamladık ama bir iki cümleyle. Çok teşekkür ederim. Çok inovatif ürünlerin peşindeyiz. Yani bu yıl bizim hem sağlık açısından hem pandemi döneminde yaşadığımız sorunların tekrar etmemesi açısından hem de yeşil ve sürdürülebilir ürünler üretmek adına çok güzel çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu yıl bunların meyvelerini toplayacağız. Evet, 30 milyon liralık da bir Ar-Ge yatırımıyla taşlandırdığınızı paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum ben de değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Mehmet Hacı Kamiloğlu'nu uğurladıktan sonra şimdi Antep'e gidiyoruz, Gaziantep'e gidiyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Fikret Kilici bizlerle birlikte. Sayın Kilici, hoş geldiniz. Hoş bulduk Hande Hanım. Sayın Kilici, teşekkür ederim. Öncelikle Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde mevcut faiz seviyesinin sanayici üzerinde gerek yatırım gerek krediler anlamında etkileriyle başlayalım dilerseniz. Hande Hanım, tabii ki sanayi ve yatırımlar yüksek faizi hiçbir zaman öngörmez ama ekonominin şartları gereği, kurallar gereği bazen de çok net olarak teorik olmayan doğruları da kendimize göre yorumlamamız gerekiyor. Şu andaki şartlar gereği bir miktar faizin artması, evet biz üreticiler çok doğru bulmasak da buna katlanmak durumundayız. Çünkü eğer bu sistemi uygulamazsanız ve doğru olan formülü yapmazsanız daha büyük bedeller ödememiz gerekiyor. Ama yine söylüyorum, bu uzun soluklu olmayacaktır. Belli bir süre sonra tekrar eski normallere dönecektir. En azından dönmesi gerekiyordur. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Peki, yılın ilk iki ayını tamamladık. Şunu sormak istiyorum. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Gaziantep'te Türkiye'de en fazla girişimcinin olduğu ve ihracatının yükseliş ivmesini koruyan nadir illerimizden biri. Dolayısıyla ilk iki aylık ihracat performansı nasıl gelişti? Yılın geri kalanına dair hedefiniz nedir Sayın Kilici? Şimdi bizim ilk iki ayda kesinlikle çok olumlu bizim için gelişti ihracat açısından, üretim açısından. Çünkü biz bir sanayi şehriyiz, üretim şehriyiz ve bizim üretim dinamiklerimiz çok farklı ve güçlü. Özellikle ürün çeşitliliğimiz, sektör çeşitliliğimiz, ülke çeşitliliğimiz çok fazla olduğu için bu süreçte en az etkilenen ve en çok faydalanan illerden bir tanesiyiz. Bizim şu anki değerlere göre artışlarımız yaklaşık %17-18 civarında. Bizim bu yılki ihracatımız geçen yıla göre kümülatifte 1 milyar 640 milyona geldi iki aylık ihracatımız. Dolayısıyla biz hedeflerimize ulaşıyoruz. Bizim şu anda bu yılki hedefimiz ay ortalamasını Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği olarak 1 milyara getirmek, yani 12 milyar dolar gayip hedefimiz var yıl sonunda. Bunun yaklaşık 10 milyar dolarını Gaziantep, 2 milyar dolarını da diğer bölge illerimizden, bizimle birlikte çalışan illerimizden olmak üzere toplam 12 milyar hedefimiz var. Ve bu artışlarla gittiği zaman da bunu yakalayabileceğimizi tahmin ediyoruz. Çok ekstrem, çok sıra dışı bir problem çıkmaz ise eğer. Peki, diğer yanda özellikle sanayide en fazla konuşulan sorunların başında da ara mamul ve ham madde tedarik konusu, emtia fiyatlarındaki artış ve nakliye.
Burada da siz özellikle yerlileşme politikasının çok daha proaktif davranılması gerekliliğini vurguluyorsunuz. Birçok açıklamanızda onu okudum. Şunu sormak istiyorum. Bu kapsamda neler yapılabilir? Öncelikle ara mamul ve ham maddede yerlileşme derken peki yatırımlar anlamında ne yönde bir strateji izlenmelidir? Hande Hanım, biz ülke olarak çok ciddi emtia tüketen, ham madde tüketen bir yapımız var. Ve şu anda dünyada da birçok konu maalesef petrokimyanın üzerine döndüğü için bizim şu anda petrokimyadan mamül ham madde üretim kaynaklarımızı desteklememiz ve çoğaltmamız gerekiyor. Bu yapılıyor belli kuruluşlarda, belli aşamalarda devlet destekleriyle birlikte. Bunu çok ivedi bir şekilde çoğaltmamız gerekiyor. Yani mümkün olduğu kadar dışa bağımlılıktan kendi ham maddemizi kendimiz üretebilecek hale gelmemiz gerekiyor. Belli konularda tarımsal ve tekstil konusunun çok büyük oranında biz kendimize yetebilecek iken ama petrokimya ve diğer konularda maalesef bizim kendi petrol kaynaklarımız olmadığı için belli konularda dışa bağımlıyız. Ama bunun da ilk aşamadan sonraki işte sıvıdan granül, granülden elyaf vesaire bu tür üretimleri yapabilecek durumdayız ve bu yatırımlara devlet de destek veriyor ve onları hızlandırmamız gerekiyor. Ayrıca nakliye konusunda ben özellikle bu konunun altını çizmek istiyorum ve her tarafta da bunu söylüyorum. Evet, bu çok kısa vadede çözülecek bir problem değil ama orta ve uzun vadede doğru planlar yaparak üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamız hasebiyle bizim denizlerimizi çok daha iyi kullanmamız gerekiyor. Yerli ve milli deniz yolu taşımacılığını desteklememiz gerekiyor. Gerek kamuda gerek özel sektörde. Aynı şekilde demir yolu ağlarını çok ciddi anlamda genişletmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Bunları tamamlamamız gerekiyor. Biz bu iki konu üzerinde ciddi yatırımlar yaptığımızda sonuçta biz üreten bir ülkeyiz. Ve sürekli her şekilde ürünü satabilen bir ülkeyiz. Ama bu lojistik problemi dünyada şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi. Buna bağlı olarak bir kısmı buna bağlı, bir kısmı da farklı sebeplerden kaynaklı emtia problemi. Bu iki sorun dünyanın sorunu. Burada bu sadece bizim problemimiz değil. Zaten eğer sadece bizim problemimiz olsaydı biz bugün bu rakamlara da ulaşamazdık. Bu dünyanın içinde bulunduğu konjonktür gereği, pandemiden dolayı ya da diğer şartlardan dolayı bütün dünyanın yaşadığı emtia fiyat artışı ve navlun fiyatlarının çok aşırı ve anormal derecede yükselmesi. Peki, ihracat konusunda bölge olarak nasıl çalışmalarınız var? Bu kapsamda gayip olarak neler yapıyorsunuz Sayın Kileci? Hande Hanım, biz ihracatla ilgili 2,5 yıldır çok önemli, bize göre çok önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Gerek TİM'in gerekse Ticaret Bakanlığı'nın bize verdiği desteklerle biz bölgemizde resmen seferberlik ilan ettik. Sürekli olarak elektronik ticaretle ilgili hem ihracat hem de iç pazardaki eğitimler veriyoruz. Ve bu eğitimlerin karşılığında çok iyi aldığımızı düşünüyoruz. Çünkü bizden mezun olup da şu anda açıkta olan hiçbir iş yapmayan neredeyse kimse yok. Büyük bir çoğunluk kurumlarda, kalanı da kendi şirketlerinde, kendi işlerinde elektronik ticaretle ilgili çok önemli işler yapıyorlar. Ve biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Ve bunun devamı olarak da dünyanın dijitalleştiği bir ortamda biz tüm firmalarımızı, tüm elektronik ticaret ve ihracatla ilgili olan firmalarımızın kendi web sayfalarını, showroomlarını dijitalleştirmek adına çok önemli, çok ciddi çalışmalarımız var. Bu stüdyoları, bu kayıt stüdyolarını, showroomları hazırlaması için gerekli olan teknik altyapıyı biz birlik olarak hazırlayacağız. Onlar sadece girip bunu kullanıp ve kendi sayfalarında bir şekilde uygulayacaklar. Tıpkı şöyle söyleyeyim, bir AVM'de iş yeri kiralamışsınız gibi biz onlara AVM'nin sağladığı fiziki şartları dijital ortamda sağlayarak onlara elimizden geldiğince yardımcı olup özellikle küçük ve orta ölçekler için. Büyükler zaten bunu kendisi bir şekilde çözüyorlar ve yapıyorlar. Öyle bir problemleri de yok ama küçük ve orta ölçekli yani KOBİ'lerin daha da altındaki firmaları biz bu şekilde destekleyerek ihracatı, elektronik ihracatı özellikle tabana yayarak
topyekün kalkınmanın buradan geçtiğini düşünüyoruz ve bunu ciddi anlamda destekliyor, bu alanda çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği Koordinatör Başkanı Fikret Kilici'yi uğurlayarak bir iş dünyasını bugünlük burada noktalarken 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde tüm şehitlerimiz ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Yarın aynı saatte yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.